Evet arkadaşlar. Bunlar benim çileklerim. Gördüğünüz üzere. Bir tane saksıdan görüyorsunuz kaç tane çilek üretimi yaptık. Nasıl yaptığımızı sorarsanız gördüğünüz üzere çilekler yaprakların dışında şu şekilde kollar atmakta. Görüyorsunuz. Şuradan bir kol atmış mesela. Atılan kolu alıyoruz. Toprağa bu şekilde başka bir saksıya atıyoruz. İsterseniz kendi saksısına da şu şekilde şöyle göstereyim. Şekilde atabilirsiniz kendi saksısına da ama farklı bir saksı da olması daha iyidir. Çünkü çileklerin kökleri gayet toprağın içinde yayılmakta. Ne kadar serbest olurlarsa daha iyi verim alırsınız. Karıncalar da tabi hiç rahat bırakmıyorlar. Gördüğünüz gibi şurada saksıların içinde yuva yapıyorlar. İşte bir saksımız daha. 1 2 3 4, yani bir saksıdan 4 tane hatta 5 saksımız olmuş ve 2 tane daha ayrıyetten kol atmış. Şu an zamanım yok, bunları yine yapacağım. Görüyorsunuz, yani çilek çok arsız bir bitki, sürekli kol atıyor, sürekli kendini tazeliyor, sürekli yeniliyor. Yani bakarsanız gerçekten çok iyi verimler alırsınız çilekten. Yani bir de yağmur yağdı. Yağmur yağdıktan sonra çilekler coştu. Bu sene güzel bir verim aldık. İkinci hasatı almayı düşünüyorum. Görüyorsunuz kaç tane saksımız var burada. Çok arkadaşım soruyor. Kol attığı zaman ne yapmalıyız? Nasıl olur? İşte olay bu sadece. Yani netleyeyim. Yani şöyle kol attığı zaman direkt saksıya atacağız bunu arkadaşlar. Sulamayı yaptığımız zaman kendiliğinden zaten büyüyecek. Bak bunu daha 2 gün önce yaptım. Toprağı da güzel olunca hemen nasıl kendine gelmiş. Yani kol atma zamanını takip edeceksiniz. Çileklerinizi büyüteceksiniz arkadaşlar. Bunlar da büyüyen çileklerimiz. Gördüğünüz gibi.